Donay, ilk 3 haftada şey ilk 3 maç galibiyet alan, bir maç mağlubiyet, bir maçta beraberlikle devam ediyor Bursa Yıldırım Spor Kulüp'te de geçirdiğin ikinci sene. Bu sezonla alakalı ne söylemek istersin? Öncelikle sezona çok iyi hazırlandık. Kamp dönemimiz çok iyi, çok verimli geçti. Çok bilinçli çalıştığımızı düşünüyorum. Bunun neticesinde sezona da iyi başladık. Ama sezonun daha başındayız. Sezon çok uzun bir maraton. Biz maç maç düşünüyoruz. Hedeflerimizi maç doğrultusunda belirliyoruz. Tabii ki de hedefimiz her zaman en yukarısı. Çok genç bir kadromuz var, genç arkadaşlarımız var. Önceliklerimizden birisi de onları yukarılara taşıyabilmek, onlara güzel örnek olabilmek. Biz takımdaki abiler olarak, yönetim başkanımız olarak hedeflerimiz bu yönde ilerliyor. Şu anda iyi gidiyoruz. Ortamımız çok güzel. Tam bir aile ortamımız var. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bir aile ortamından bahsettim, ben de Evet. ona değinecektim. Gerçekten muhteşem bir aile ortamı var. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Evet. Yani saha içerisinde de bu yansıyor. Sen de bu birlikteliğin kaptanısın. Yani bu Evet. birliktelikle ilgili ne söylemek istersin? Zaten başarılı olan takımlara baktığımızda genelde öncelikle huzur ve mutluluktan geçiyor açıkçası bana göre. Biz de bunu iyi sağladığımızı düşünüyorum bu sene. Çok iyi bir ortamımız var. Ben geldiğimden beri hiçbir yabancılık çekmedim. Bu sene de ikinci senem, takım kaptanıyım. Yani burada olmaktan da çok mutluyum. Umarım bu ortamımız sonuna kadar bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Peki son olarak sezon sonu hedefini soralım Yıldırım Spor'a. Sezon sonu tabii ki de hedefimiz öncelikle dediğim gibi buradaki arkadaşlarımızı üst liglere karakterli bir insan olarak yetiştirmek. Bizim de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmak. Sonrasında tabii ki de şampiyonluk, şampiyon olmayı çok istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi maç maç düşünüyoruz. Şu an önümüzdeki maça, Alanya maçına odaklanacağız. Ondan sonrasına bakacağız inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ligde yoluna 10 puanla devam eden bir Bursa Yıldırım Spor var. Evet. Önümüzde de bir Alanya Kestel deplasmanı var. Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Lige çok iyi başladık. Bizim mottomuz zaten genelde maç maç bakmaktı. Takım arkadaşlarımız bunları çok iyi bir şekilde idare ettiler. Önümüzde de Alanya Kestel maçı var. Alanya Kestel de geçen senenin playoff finali ve uzun süre lider götürmüş bir takım. Bu sene üzerine takviyeler koyarak lige daha da iyi başladılar. Bizim amacımız Alanya'dan yine bu sürece kadar devam eden, izleyenleri keyif veren, oynadığı oyunu rakibine karşı muhakkak kabul ettiren bir oyunla Alanya'dan puan ya da puanlarla dönmek. Umarım bunu da gerçekleştiririz. Saha içerisinde izlediğimiz maçlarda ortaya karakter koyan bir takım var. Takım içerisindeki arkadaşlık da çok iyi. Bunun mimarlarından biri de kadro iskeleti oluşturan, transferleri gerçekleştiren sizlersiniz. Nelere dikkat ettiniz bu noktada? Bu noktada neye dikkat ettik? Önce buraya karakterli oyuncular almayı planladık. Bunu alırken de uzun bir araştırma, uzun bir süzgeçten geçirme durumlarımız oldu. Aldığımız oyuncular, sadece tabii aldığımız oyuncularla bu iş bitmiyor. Geçen sene takımımıza kalan oyuncuların da bu konudaki içlerine emmeleri, almaları, beraber hareket etmeyi, beraberce hızlı bir şekilde yaparak kendilerini bu konuda takım arkadaşlarında da işlerini aldılar. Bu süreçte tabii ki de keyif veren futbol sadece taktikle veya her şeyle olmuyor. Bu beraber hareket etmeyi, birlikte oynamayı seven oyuncu grubuyla oluşan bir şey. Bu yüzden takım kardeşlerime hepsine de bundan teşekkür ediyorum. Bunu çok iyi becerdiler. Bundan sonraki süreçte de bizi ayakta tutacak olan durum da bu. Umarım bunu da devam ettiririz. Hocam teşekkür ederim ama son soruyu da sormak istiyorum ben. Önümüzde yine bir transfer dönemi var. Biraz sıkıştıralım sportif direktör olarak. Bursa Yıldırım Spor nasıl bir rota izleyecek? Şunu da belirtmek isterim ki Bursa Yıldırım Spor her zaman oyuncu da pazarlayan bir takım olmuştur. Üst liglere, işte Manisa, Evet. FK'ya ya da kendi liginde. Evet. Nasıl bir politika izleyecek Bursa Yıldırım Spor? Bursa Yıldırım Spor Kulübü devre arasındaki transfer politikası tabii ki şu an biraz erken. Önemli olan şu an ilk yarıyı nerede bitireceğimiz. Ona göre transfer politikamızı değerlendireceğiz. Tabii ki de sezon içerisinde bu sezon ilk yarıdaki göreceğimiz aksaklıkları diyelim ya da daha çok nerelere takviye yapabiliriz onları bir planlayacağız. Bunun için biraz daha erken gözüküyor ama devre arası transferlerine baktığınız zaman da biraz da zordur. Takım adapte etmesi, oynayan oyuncunun buraya gelip kendini bir an önce takıma kabul ettirmesi gibi durumlar var. Tabii
Onları da ilk transfer döneminde yaptığımız gibi uzun bir süzgeçten getirip ona göre bir politika ilerleyeceğiz. Diğer sorunuza gelirsem, bizim kulübümüzün misyonu oyuncuları bir üst liglere, daha yukarılara göndermek. Bunun için de aldığımız oyuncular da aslında buna benzer oyuncular. Yani potansiyelli oyuncular almayı planlıyoruz. Umarım bundan arkadaşlarımız burayı bir an önce buraya basamak olarak kabul edip kendilerini hem bizi bir üst lige çıkarmak hem de kendilerini daha Süper Lig'lerde, PTT Ligi'nde de oynayabilecek seviyelere getirmelerini istiyoruz. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle yoluna devam eden bir Bursa Yıldırımspor var. Son olarak bir Muş maçı oynadı. Yoğun bir trafiğiniz var maç takvimi anlamında. Son olarak bu hafta sonunda Alanya Kestelspor'la mücadele edecek bir Yıldırımspor var. Ligin başından itibaren nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi senin de belirttiğin gibi 5 lig maçı, 2 tane kupa maçı, 7 tane resmi maç oynadı takımın. Normal ligde müthiş derecede iyi başladık. Bir Elazığ deplasmanında kendimizce bir kazaya uğradık, iş kazasına. Kazanabileceğimiz bir maçta mağlubiyetle döndük. Ama futbolun içinde bunların var olduğunu biliyoruz. Genel anlamda lige oldukça iyi bir başlangıç yaptık. 10 puan, 5 maçta 10 puan. Eğer bu istikrarı sürdürürsek zaten playoff'un içine girme şansımızın olduğunu biliyoruz. Şimdi grubumuzdaki diğer takımlarla kendimizi kıyasladığımızda oldukça sert bir gruptayız. Yani diğer takımlar oldukça yüksek maliyetli takımlar kurdular. Bizim gibi mütevazi birkaç tane takımdan biriyiz. Ama iyi çalıştık. Sezon başını çok iyi değerlendirdik. Oyuncu grubumuz istediklerimize inanılmaz derecede reaksiyon gösterdiler. Geri bildirimlerimiz çok iyi verdiler istediklerimizi. Ve bunun sonucunda da istediğimiz bir takım çıktı ortaya. Son oynadığımız Muş maçı gerçekten kadro kalitesi yüksek, piyasa değeri de yüksek bir takımdan meydana gelmiş bir oyuncu grubuyla oynadık. İyi oyunculara sahip. Fakat oyun taktiği anlamında Yıldırım Spor'un oyuna yansıttığı bölümler ne kadar doğru iş yaptığını ortaya koydu. Önce onları durdurmayı başardık. Belli bir bölümden sonra da maçı kopartabilecek pozisyonları elde ettik. Son 10 dakikada maç bize geldi. Fakat istediğimiz gibi sonuçlandırmaları yapamadığımızdan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Bir de şunu unutulmasın ki bu maçta rakip Muş taraftarı yaklaşık 2500-3000 kişi gibi bir seyirci grubuyla geldi. Karacabey'de oynadık. Yani kendi evimiz gibi görünse de bir deplasman havasını hissettik. O yüzden aldığımız puan çok değerli buluyorum. Bu hafta gideceğimiz Alanya Kestel maçı şu ana kadar puan olarak altımızda görülebilir. Şu ana kadar oynayacağımız belki de ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Buna göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Eğer oradan puan veya puanlarla dönmeyi başarabilirsek bu ligde net bir şekilde kalıcı olduğumuzu ve üst sıralara doğru gözümüzü diktiğimizi söyleyebilirim. Ama herkes şunun bilincinde. Biz mütevazi bir takımız ve bu futbolcu kadrosu içinde doğru oyunu, çağdaş oyunu nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynama düşüncesi içindeyiz. Futbolu çirkinleştirmeden ve alttan yetiştireceğimiz birkaç tane oyuncuyu Türk futboluna kazandırmak en büyük amacımız. Zaten biliyorsunuz Araba Yatağı Spor Kulübü'nün devamıdır Yıldırım Spor. Oradan gelen bir kültürümüz var. Akademi takımlarımız var. Orada çok yetenekli oyuncularımız var. Onları da yukarı nasıl taşırız? Bunun planlarını yapıyoruz. Tabii ben de oradan dibinden gelen bir antrenör olarak oradaki gençlerin bütün her şeyini takip ediyorum. Performansını yükselten ve buraya doğru göz kırpan hangi oyuncu olursa olsun kendi bünyemize katmak bütün idealimiz, amacımız. Zaten Yıldırım Spor Kulübü'nün de en önemli özelliği bu. Alttan oyuncu yetiştirmek üzerine kurulu bir takım. Umuyorum inşallah bu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Alanya Kestel maçına da bu düşüncelerle, duygularla gideceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar şu anda. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.